Merhaba Fatih. İyi akşamlar, nasılsın? İyi olmaya çalışıyorum hocam, malum senden Evet, haberiniz var. evet, evet. Evet, kısmen, kısmen. Tabii biraz da insanın düşünce anlamında konuşarak kafasını farklı bir noktaya evirmesi gayet doğal. Ben de bunu çok sık yapıyorum. Örneğin işte bu pandemi muhabbeti nedeniyle uzun süre uzaktan çalışmak zorunda kaldık. Şimdi kısmen gidiyoruz daireye ama yine ben uzaktan çalışıyorum aslına bakacak olursan. Yani işte ortalama gece başlıyorum. Bazen sabaha kadar sürüyor. Kimi zaman daireye gidiyorum. Kimi zamansa gündüz çalışıyorum. Tamamıyla aslında kanalize olmak ve kafayı dağıtmak babında mutlaka sığınmamız gereken yerler var. Zaten bundan dolayı belki de filmleri seviyoruz. Bundan dolayı kitap okuyoruz belki de ya da müzik dinliyoruz. Tamamen bu açlığa yönelik bir durum baktığın zaman. Kesinlikle hocam. Haklı da kanalize etmek lazım. Evet. Geçenki sohbet çok güzeldi. İklimle alakalı genel bir muhabbet. Aslında tabii seninle yaptığımız sohbette çok genel hatlarıyla aslında birçok şeyi de anlatamadığımız soğuk savaş konusuydu. Tabii detaya indik aslında yine de. Yanlışsam düzelt lütfen. Estağfurullah. Detay verirken temel sorun açıkçası kendi açımdan mental sorunlar var. Hafıza çok gerilemiş. Bu özellikle Soğuk Savaş konusunu yıllar önce okudum. Cumhuriyet dönemi sonrası İkinci Dünya Savaşı yılları vesaire. Bir dönem Selçuk Uygur üzerine, hatta şu an çeviri eserleri de çok fazla. Hatta kendi kitabı da Kronik'ten çıktı. İlgi düzeyimi de iyi arttırmıştı ama o zaman geride kaldı açıkçası. Daha farklı alan, edebiyata vesaire yönelmiştim. O yüzden hafızam o ayrıntıları çekip çıkarmada çok başmadım açıkçası hafızamdan. Benim açımdan çok daha iyi geçebilirdi diye düşünüyorum. Ama işte tabii çok dağınık da bir dönem baktığın zaman, geniş bir dönem, birçok sima var, birçok olay var. Bu olayların sadece her birini belli dönem aralıkları içerisinde ele aldığımızda bile çok daha farklı yerlere ulaşabiliyoruz. Kesinlikle ama Yani sadece mesela Soğuk Savaş'ta işte Süveyş Kanal krizini tek başına ele alsak ya da İsrail-Filistin meselesini tek evet. başına ele alsak Bu ya da konuları da Soğuk unutmuştuk bu Savaş arada hocam. özelinde. Tabii, yani işte Soğuk Savaş özelinde evet Süveyş Kanalı krizini o gün tam konuşamadık ama mesela sadece Latin Amerika'daki darbelere konuşsak Evet. veya sadece Reagan dönemini konuşsak örnek veriyorum. Soğuk Savaş'la birlikte olan uzay teknolojisini konuşsak sadece başlı başına bir konu. Ya da baktığımız zaman Soğuk Savaş'ın aslında neden başladığını, tarihsel kökenleriyle birlikte neden başladığını konuşsak tamamıyla başlı başına bir konu. Geçtiğimiz sohbette Fatih şundan tam anlamıyla bahsetmediğimizi anladım. Aslında Soğuk Savaş'ın neden başladığına yönelik direkt biz 1945 ifadesini kullandık. Sonrasında bir ara ABD'nin kuruluş zamanlarına geri döndük ama galiba esasında burada bahsetmemiz gereken konu ABD'nin kuruluşuyla alakalı bazı sorunsallar. Ki bu sorunsalı aslında çözdüğümüzde Soğuk Savaş'ın bu sefer de ABD açısından neden başladı ve ABD'nin bu işteki nedenselliğini daha iyi anlayabiliyoruz kanaatini taşıyorum. Geçen sohbetimizde Sovyet Rusya özelinden biraz daha durumu incelemeye çalıştık. Dilersen bu kez ABD üzerinden biraz daha gidelim. Ne dersin? Açıkçası o zaman eğer anlaşılan 18. yüzyılın son doğru şöyle bir dönüş yapmamız lazım. Tabii. Yani şuradan net bir Amerika'yı şekilde kuran başlayabiliriz. dinamikleri. Tabii. Ona da bakmamız gerekiyor. Tabii çok Tocqueville'e girmeyeceğiz burada. Alexander Tocqueville'e çok giremeyiz. Çünkü felsefi anlamda baktığımızda basit bir kronoloji çizebiliriz diye düşünüyorum. 1815 Viyana Kongresi'nden sonra alınan kararlar. Bu İspanya'daki karışıklıkları bastıran Fransa'nın
Latin Amerika'da İspanyol sömürgelerine karşılıklı mücadele etmek isteği, daha doğrusu müdahale etme isteğinde Fransa Latin Amerika'ya girerken zira sorunlarla başa çıkamazsa ittifak ülkelerinin Kuzey Amerika'dan girerek destek vermesinin bir gündemi var. Şimdi bu gündem oldukça önemli. Yani bahsettiğimiz tarih 1815'ten ta bahsediyoruz. Fakat o 1815'teki o reaksiyon, Avrupa devletlerinin yaptığı reaksiyonun ünlü Monroe doktrini. İşte bu James Monroe'nin doktriniyle görüyoruz. Nedir o Monroe'ni? Yalnızlıkçılık politikası. Bu yalnızlıkçılık politikası yani ABD'nin bütün olaylardan tamamen soyutlanması politikası bizi nereye itiyor? İkinci Dünya Savaşı öncesinde Charles Lindbergh'in First America söylemine itiyor. First America söylemi bizi nereye itiyor? Donald Trump'ın başkanlık seçimindeki söylemine itiyor. Yani bunlar aslında çok birbiriyle bağlantılı konular. Tabii bizim basında net olarak bunlar işlenmedi. Çünkü bunu işleyebilecek prototipte bir insan henüz yok. Yani ben görmedim daha doğrusu ama işin tuhafı bizim akademisyenler de buna tam anlamıyla eğilemedi. Yani First America söyleminin ta 1820'lerden itibaren ABD'nin dış politikasındaki iki yönlü politikadan biri olduğu ve ABD'nin keza yine iç dinamikleriyle bağlantılı olan yalnızlıkçılık politikasının olduğunu tam anlamıyla anlayamadılar. Bu Monroe doktrini çok önemli biliyorsun ki bu doktrin kim zaman farklı ABD başkanları tarafından kullanıldı ve nihayetinde 1914'e geldiğimizde ABD aslında hali hazırda bu politikayı kullanıyordu. Fakat sonraki yaşanan gelişmeler işte biliyorsun ki 1917'de savaşa girişiyle bu değişti. Fakat Wilson sonraki dönemde yani başkanlığının Dünya Savaşı sonrasında 1919'dan sonra aslında bu noktaya geldiğini tekrardan görüyoruz. Birini daha kabul ettim konuşmacılarımız arasında. Tamamıyla değişen bir politika olduğunu görüyoruz. İşte Wilson ilkeleri aslında baktığımızda kaba hatlarıyla bahsettiğimizde yine ulusların kendi kendini idare etme biçimi olduğunu beyan ediyorlar. Çok bilinmiyor Fatih. Bunu Misak-ı Milli'nin ben 100. yılında fark ettim. Aslında Misak-ı Milli'nin referansı nedir biliyor musun? Wilson ilkeleridir. Yani mücadele tabii etkilerden olarak edebiliriz. O Misak-ı Milli haritasının aslında referansı Türkiye'de özellikle ders kitaplarında aslında tabii o yıkıcı etkisini anlatmaya çalışıyorlar ama onu tam anlamıyla anlatsalar bence çok daha iyi bir kalıba sokmuş olabilirler. Wilson ilkeleri. Wilson ilkelerini referans yaparak biz aslında Misak-ı Milli haritasını çizdik. Ve buna da atıf var zaten. O Osmanlı Meclisi Mebusan'ında. Yani buna dair bir atıfın olduğunu görüyoruz. O 1823'teki Monroe doktrini sonrasında baktığımızda ABD uzun yıllar uğraşacağı iki tane aslında sorunla karşılaştı. Birincisi Pasifik'te uğraşacak Japonya ve Rusya. Japonya ve Rusya sorunuyla karşılaştı ve sonraki yıllarda bu sorunla yüklendiğinde. Ben sana biraz pas atayım. Sen ne diyeceksin bu konuda? Şimdi konuyu ABD merkezli ya da ABD'nin dünya sahnesine çıkışı olarak işlemeye başlayacak olursak şöyle düşünebiliriz belki. ABD'nin kuruluş hikayesi malum Boston'da başlıyor. İngiltere'nin vergi savaşlardan kaynaklanan o yükünü hafifletmek için ABD'deki daha doğrusu kolonilerden aldığı vergi oranlarını arttırması her şeyi tetiklemeye başlıyor ama daha sonraki biraz sararak ilerlersem daha sonraki ulus bilincinin de temellendiriyor. O dönem daha bağımsız bir hareket bilinci ortaya çıkıyor. O uluslaşmaya kadar gidiyor. Amerikan ulusu daha doğrusu öyle bir ulus bilinci değil de bir birlik şuuru. Malum ABD'yi ABD yapan sebeplerin başında göçmenler geliyor.
Bu göçmenlerin içinde pek zikredip büyük bir çoğunluk Almanlardan da oluşuyor. İspanyol. Bugün Florida'da İspanyolca konuşuluyor. En büyük sebeplerinden biri. O Evet, dönem Küba'dan İspanyol çok göçmen var. evet, kesinlikle. O dönem İspanyol, daha doğrusu daha önceki dönemlerde İspanyol sömürgesi olduğu için oraya yerleşik bir İspanyol göçmen sorunu da var. Şu an ABD'nin şey bir sorunu olarak da devam ediyor ama biraz daha saracak olursam tüm bu zaman sonra bir şeyi fark ediyor ABD kuruculuğunu, o kadro. Avrupa'ya dönüp baktığımız zaman Avrupa'da ne kadar Avrupa siyasetine, kıta Avrupa siyasetine müdahale eden, daha doğrusu oraya bakarak kendi gündemini inşa eden bir ABD, sonuç itibariyle onun bir parçası olarak kalmaya devam edecek ve hep dış gündemiyle bir şey zorunda kalacaktı. Çünkü Avrupa sürekli çatışan, sürekli savaşan, sürekli mücadele eden bir alan olarak yaklaşık 2-3 hatta 16. yüzyıla kadar inebileceğimiz bir dönem. Dolayısıyla bir ders açıkçası çok iyi tarih okuması yaptığını düşünüyorum bu konuda ABD kurucunun. Yani o tarih okuması ABD'ye bazı şeyleri tekrar etmeme, o tarihini Mehmet Akif'in işte hiç ders alınsaydı tekrar eder miydi tarih, daha doğrusu tam doğru hatırlayamadım ama saydı daha doğrusu. O noktada gerçekten doğru bir tarih okuması yaptığını, kendi içinde soyutlanmış ve kendini inşa eden bir ABD'nin ve Amerikan ulusunun inşa edilmesi gerektiğini düşündüler ve 1821'de özellikle yanlış hatırlamıyorsam Wilson tamamen dünya siyasetine girdi artık. İkinci Dünya Savaşı sonrasında dünyayı tekrar şekil kararları alma sürecine girene kadar ABD, Birinci Dünya Savaşı'nın da zaten bazı temel zorluklarla hareket etmek zorunda kaldı. Kıta Avrupası'nın tek bir devlet tarafından yönetilmesi onun ticaretine de olacaktı. Amerikan ürün rekabetçiliğini de kaybetmesine sebep olacaktı. Çünkü karşısında endüstri inşa eden bir Almanya vardı. Dolayısıyla mantıklı bir tarih okuması yaparak kendi kabuğuna çekilip bir inşa sürecine gitti ve o süreci çok iyi yönettiğini de düşünüyorum. Bugün belki bu süreçten Çin'in de ders aldığını söyleyebiliriz. Amerikan hikayeler ortaya çıkmaya başladı. Bugün Amerikan edebiyatı varsa o dönemin doğru edildiğinden kaynaklanıyor belki de. Mark Twain'den vesaire bahsediyorsun aslında Evet, burada. kesinlikle bir o. Yani bu çok enteresan bir dönem aslında. Yani First America söyleri, yani aslında Charles Lindbergh baktığında savaşa karşı bir adam. Daha doğrusu diyor ki şöyle bir ifade var. Bu Birinci Dünya Savaşı'nın öncesinde de ABD basınında, daha doğrusu düşünce dünyasında söz konusu. Avrupa'daki bir savaş bizi ne kadar ilgilendiriyor? Veya buna dair nasıl bir kaynağımızı sarf edebiliriz? Bu tavır tabii İkinci Dünya Savaşı öncesinde de kritik bir duruş olarak sergiliyorlar. Fakat sonraki gelişmeler baktığın zaman ABD'de o yayılmacı ifadenin tam anlamıyla tez oluyor. Şu çok unutuluyor yine. Keza sen de Sovyet Rusya'ya hakim olduğundan dolayı. Az evvel beyan ettiğim gibi ABD Pasifik'te kendine iki tane rakip görüyor. Biri Rusya, diğeri Japonya. Rusya Birinci Dünya Savaşı sonrasında aslında eleminize oldu baktığında. Fakat bu sefer ideolojik bir durum ortaya çıktı. Ve ABD Sovyetlere karşı çok ciddi bir teamül geliştirmeye başladı. İşte Rus İç Savaşı'ndaki etkilerini biliyorsun. Aslında orada İngiltere ve Fransa da aslında daha etkileyici bir rol oynadı ama ABD'nin de orada oynadığı rolde azımsanmayacak kadar büyüktür. 33'te tanıdı Sovyet Rusya'yı. Yani Kesinlikle. hemen hemen tanımadı. 33'te tanımladı ve 33'te tanımladıktan sonra gerginliği yüksek. Fakat Soğuk Savaş gibi benzeştiremeyeceğimiz bir gerginlik söz konusu. Çünkü ABD'nin gözü Almanya'da, bir yandan da Japonya'da, özellikle Japonya'da. Çünkü ABD'nin de orada hayati çıkarları var. Bu zaman sadece o Pasifik dediğimiz genel alanı düşünelim, haritayı. Yani o Guam adasından tut, Filipinler mesela, Filipinler çok özel bir yer için. Kesinlikle. Bugün bile Guam Adası en stratejik üssü olarak varlığını devam ettiriyor. Filipinler, şöyle bir veri verdim.
ABD'de çağrı merkezinde çalışanların çoğu Filipinli derler. Çünkü o Amerikan aksanlı İngilizceyi daha iyi konuşabildikleri için diye böyle bir veri vardı. Tabii böyle bir yapı içerisinde İkinci Dünya Savaşı ve baktığın zaman 22 Haziran 1941'den sonra tamamen 180 derece değişen bir durum. Özellikle tabii burada 1941'i de es geçmeyelim. Baba filminin Baba 2'deki son sahne, değil mi? Michael Corleone orada Evet. ABD ordusuna gün öncesinde Pearl Harbor bombalanmıştır vesaire. ABD'nin Amerikan şuurunun da bombalandığı bir gün olarak. tabii yani ABD için tam bir travma. Ondan sonra yani 7 Aralık 1941'den yıllar sonra aynı travmayı bu sefer İkiz Kuleler'de yaşayacaklardı. İkiz Kuleler'deki tabii onlar için belki de daha etkili oldu. Aslında ikisinin de etkisi de tartışılır ama ikisinin de olayı sonrasında ABD ciddi bir savaşa girdi. İkinci Dünya Savaşı'nda bu ödünç ve kiralama yöntemi baktığında işte 50 milyar dolarlık bir yardım burada. 10 milyar dolarlık bir yiyecek içme hizmet yardımı, işte 40 milyar dolarlık askeri malzeme yardımı. Bunlar çok büyük paralar. Bildiğim kadarıyla Sovyetlere 10 milyar veya 11 milyar dolarlık bir ABD yardımı var İkinci Dünya Savaşı sürecinde. Evet, Ve S-34 nihayetinde tanklarının inşaat sürecinde dahi ABD'nin doğrudan dahli var açıkçası. Sovyetler onu çok akıllıca kullanmış. Askeri anlamda kullanmışlar. Çünkü mecburiyet de var. Bunun yaklaşık birçoğu yani %90'ından fazlası tamamen askeri harcamalar için kullanıyorlar. Ve nihayetinde baktığımızda Alman ordularının yenilmesi ve artık ABD'nin burada karşı karşıya gelmesi. Bizim bugünkü konumuzun esasına baktığımızda ise tabii bunun etkilerini biraz da konuşacağız. Aslında yerele indirgeyeceğimiz etkileri. Öyle ki Türkiye bu süreçte yerini alacaktı. Fakat milli mücadelenin o getirdiği dinamizm ve Türkiye o kendine has tavrı, kendine has rejimi, kendine has anti-emperyalist ifadeleri fakat kendine has komşularıyla gayet barış içinde veya paktlar çerçevesinde, uluslararası anlaşmalar çerçevesinde bölgedeki karar verici güç konumundan bölgede bağımlı olacak konuma nasıl evrildi? Bu bağımlılık tabii her alanda gerçekleşti. Radyo öncesinde radyo şüphesiz, gazeteler, düşünce dünyası, görsel sanatlar. Görsel sanatların hemen sonrasında simaların yetiştirilmesi ve bu simaların Türkiye'de kanaat önderi konumuna gelmesi, Türkiye'de NATO'nun, Türkiye'nin NATO'ya dahli ve NATO'ya dahli ile birlikte Türkiye'nin askeri kimliğinin çok daha farklı bir vazife alması ve bu vazife içerisinde yapılanlar, olanlar, yaşanan darbeler, keza yıllar içerisinde yetiştirilen sistematik insanlar ve bu insanların bürokraside sonra düşünce dünyasında etkili bir rol oynaması ve Fazıl Hüsnü Dağlarca'ya Missouri şiiri yazdırtacak Evet. kadar noktaya bu unutulur maalesef ki ki böyle bir Hatta şey var. yeni caminin mahyasında hoş geldin Missouri. Evet, hoş geldin O Missouri. da Yani tarihsel bir kırılmadır bizim açımızdan. Tabii, hoş geldin Missouri veya benim bugün Selin Hanım'a, Selin Sembosis'e belirttiğim gibi o Clement Greenberg'in, o soyut dışa vurumcu ekolünün yani sadece bir sanatsal perspektif olarak düşünemeyiz. Çünkü o siyasal ve ideolojik yansımadan arınmış bir insan prototipi sanatsal anlamda. Soğuk Savaş yıllarında CIA'nin bunu kullanması ve çok ilginç isimler var. Tabii Türkiye özelinde çok ilginç iddialar var. Yani bu Devletin soyut iddialarından bir tane Bedri düşünceye Rahmi, tabii. Yani yavaş sanat yavaş müdahale tabii. olduğu dönem. Yani Bedri Rahmi Eyüboğlu'dan vesaire bahsediyoruz burada. Yani baktığımızda sanat tamamen ele geçirişi ve buna dair politik figürler, buna dair ayrışmalar,
buna dair örgütlenmeler, buna dair yapılanmalar ve bizim düşüncemizi tamamıyla değişen bir sistematik düşünebiliyor musun? Türk-İslam diye bir ifade yok. Bunu daha önceki görüşmemizde hatırlıyorsan anımsarsın. Evet. Türk-İslam diye bir ifade yok. Yani 1860'ların ortalarından 1938'e kadar böyle bir ifade Türkiye'nin gündeminde değil. Ne Mehmet Akif'in gündeminde ne Ziya Gökalp'in gündeminde. İki kutuptan bahsediyorum burada. Ve Soğuk Aslında Savaş'la Yusuf birlikte Akçura malum üç tarzı siyasette bunları çok iyi kısmen irdelemiştir. kısmen ama o niyetle Devamı yaptığını gelmediği bilmiyorum. için kısmen olarak kaldı açıkçası. Evet, yani baktığınızda işte Türk-İslam ifadesinin Türk siyasi literatürüne girmesi ve Türk-İslam ifadesinin Türk siyasetinde bir noktadan sonra ikinci noktaya erişmesi ve günümüzde artık zirveye ulaşması, insanların bu uğurda ideolojiler geliştirmesi, bu uğurda ifadelerini kullanması ki başlangıçta böyle bir durum yok. Öyle ki milliyetçiliğin şekillendirilmesi. Burada benim en çok dikkat ettiğim konu, en çok özelinde durduğum konu Soğuk Savaş'ta Türkiye'nin milliyetçilik algısının, anti-emperyalist algısının, hatta Atatürk algısının tamamıyla 180 derece değiştirilip yeniden bir şekillendirilmesi ve bir şekil, bir şablon oluşturulması ve buna günümüzde bizim inanmamız. Öyle ki baktığında bunu cinsel eşitliğe kadar götürebileceğimiz bir süreç var. Bu maalesef ki günümüzde çok irdelenmiyor ama Türkiye'de cinsel eşitliğin, daha doğrusu kadın erkek eşitliğinin ilk ifadelerine baktığımızda aslında milliyetçileri görüyoruz. Yani Ziya Gökalp'in ifadelerini görüyoruz burada. Günümüzde çok bilinmese de, artık anlatılmasa da, artık hatırlanmak istemese de, hatta yazılmasa da. Fakat Soğuk Savaş'la birlikte o değişen konjonktür ve o Soğuk Savaş'ın günümüze olan yazıyla birlikte artık milliyetçilerin tamamıyla o devrimci ifadelerini, tamamıyla o yeniliğe açık veya yeniliği kendince yorumlayan entelektüel yorumunu kaybetme algısı ve günümüzde baktığımız zaman hiçbir milliyetçi de artık kadın haklarına ya da cinsel eşitliğe ya da entelektüel ifadeye dair herhangi bir şablonu göremeyişimiz tamamıyla Soğuk Savaş'la alakalı. Hatta Türkiye'nin uzun yıllardır uğraştığı, uzun yıllardır mücadelesini verdiği iki tane terör örgütünün Soğuk Savaş'ın bir ürünü olduğu gerçeği, ki burada devletin de hatası var, en büyük hata devletin ve devleti yönetenlerin 1947-1989 aralığına baktığımız zaman bunun yansımasını oldukça yoğun bir şekilde görüyoruz. Günümüzdeki o kıskaçlar, günümüzdeki tanımlamalarımızda eksiklik, karmaşalarımız ve olayları tam anlamıyla kavrayamayışımız da aslında yine Soğuk Savaş'ın ürünü. Az evvel dediğim gibi, yani Fazıl Üslü Dağlarca'ya Missouri şiirini yazdırtacak noktaya nasıl gelindi ve bu süreç nasıl başladı? Bunu şu şekilde ben aslında belirtiyorum Fatih. Geçtiğimiz günlerde ben bunu bir derste de anlattım. Şimdi bu Orta Doğu'da var olduğu söylenen bu arkaiklik, belki de yani bizim kabul etmek istemediğimiz bir modernliğe daha çok yakın. Aslında bizim de içine girdiğimiz o mekansal engellerden kurtulmuş soyut çağın tehlikelerini gösteriyor. Tabii güç zarara uğramadan mekanı aşmakta veya topluluk arasında her zaman zayıf olan uzlaşmada bozuluyor. Fakat bugün ulusun olmadığı, topluluğun bulunduğu, ülke topraklarının sınırlandırılmadığı yerde kök ciddi anlamda bir arayışı vardır. Eğer kendi yaşadığın yerde tanımlanamıyorsan, o halde nereden ne söylemelisin ifadesi ortaya çıkar. İşte bu nereden geldiğini söylemelisin ifadesinin karşılığı da Soğuk Savaş'ın Türkiye özelinde tetikleyici unsurlarıyla birleştiğinde çok farklı, çok yıkıcı ve sonu gelmeyen tartışmaları bize sunduğunu görüyoruz. Buna nasıl gelindi? Aslında
buradan biraz daha başlamamız lazım. Türkiye özelinde neler biliyorsun? Zira oradan tamamlarsan ben de devamını getirebilirim. Soğuk Savaş'ın başlangıcı konusunda. Belki burada böyle konuyu biraz daha özel bir noktaya getirmek adına mesela radyonun her şeyi kitleselleştirmeye başlamasından başlayabiliriz. Kamuoyunun artık Türkiye'de belirli en azından buna ulaşabilen insanların radyoyla artık devletin insanlara ulaşabilmesi, devletin propaganda dili olarak kullanılması, daha sonra kitleselleşerek özelleşmesi, oradan bir içerik üretilmesi, oradan yönlendirilmeye, daha doğrusu halkın gündemini belirlemeye başlamasından belki de vurabiliriz. Bizim açımızdan özellikle gazetelerle başlamıştı. Bu dönem tüm her şeyi gazetelerden görebiliyoruz. Basılı yayın hala ana etken olarak devam ediyor. Sinemaya o dönem bizim sinemada bir cevabımız yok. Açıkçası inşa edilmeye çalışılan bir dönem. TV zaten bizim henüz gündemimizde yok. Bu yıllar için söyleyebileceğim şey. Bizim daha çok etkilenen, edilgen bir konumda olduğumuz bir dönem. Dolayısıyla ne üniversitelerimizi, ne fikir dünyamızı, ne edebiyatımızı buna kanalize edip oradan bir şeyler devşirmeye çalışmak ya da halkın gündemine yeni bir şeyler sunabilecek bir dönemde değiliz. Daha çok dış basından elde ettiğimiz verilerle konumlamaya, kendimizi yorumlamaya çalıştığımız bir dönem. Zaten onu başaramadığımız için tamamen etkilenen ülke haline, edilgen bir ülke konumuna geldik. Özellikle de 1950'ler itibariyle Türkiye net bir tercih de yapmış oldu. O Missouri hikayesi fazla bu noktalara belki değinmemizin sebeplerinden biri o. Çünkü bir kurtarıcı bekliyormuş gibi bir haldi. O kurtarıcı olarak da ABD'yi gördük. Cumhuriyet döneminde işte Halide Edip Adıvar'ın da belki iyimser bakış açısı tekrar körüklendi. ABD hayranlığı, ABD'nin bir kurtarıcı olarak. Çünkü kurduğu o sömürge düzenliği yıkmaya çalışan daha adil bir düzen, en azından Wilson ilkeleri çerçevesinde düşündüğümüz zaman daha adil bir düzen, daha çatışmasız, çatışmaları doğuran sebepleri ortaya kaldıran düzen. Misak-ı Milli'ye bu noktada değinebiliriz belki. Misak-ı Milli de Türkiye kendi çerçevesini çiziyor ve kendi çerçevesi içerisinde kalabileceği bir çerçeve çiziyor. Kendi nüfusunu, kendi ulusunu dedirdiği tarihsel kökleri olan bir sınır belirleniyor. İddia da sınırlandırılıyor. O Şevket Süreyya'nın tarif ettiği dünyaya bir ket vuruluyor. O sınırlar daha net bir şekilde çiziliyor. Hayalci bir yaklaşımdan daha realist bir düşünce tarzına evrilmeye başlıyoruz. Ama İkinci Dünya Savaşı dönemi ve bunun düşüncelerin hepsinin temelleri sarsılmaya başlıyor. Bu sarsıntının açıkçası artçıları hala bizde devam ediyor. Günümüzde bile etkilerini görebiliyoruz. Belki o dönemimizde zikredebileceğimiz bir roman yok. Yani Peyami Safa'dan bile değerlendirecek olsak Aslında elimizde. var. Şöyle başlayalım dilersen ona. Her şey Atatürk'ün ölümünde sanki. Tarih de böyle bize bir durum bırakmış. Her şey sanki 10 Kasım 1938'den sonrasına bırakılmışçasına bir süreç yaşıyoruz. Türkiye ile aslında Sovyetler Birliği'nin ilişkisinin bozulması 1938 yani Gazi'nin ölümü ve 1939'un ortalarına tekabül ediyor baktığında. Sovyetler Birliği'nin biliyorsun Dışişleri Bakanı, Hariciye Nazırı Mola, bizim artık İsmet Paşa'nın Cumhurbaşkanlığı söz konusu, Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı Saracoğlu o dönemde. Bu tabii Şükrü Şükrü Saracoğlu. Bu İkinci Dünya'da, bu Moskova'da bir 23 gün süreli yapılan bir Montreux-Boğazlar Sözleşmesi'nin değişiklik yapılmasını istiyorlar. Hatta bu son Montreux tartışmalarında da ben de çok sık beyan ettim. Hatta bunun imzacıları olan sonrasında işte Amiral Cem Gürdeniz vesaire de bundan çok sık bahsetti.
Bu 23 gün süreli bir görüşme var ve Sovyet Rusya bundan son derece rahatsız. Bunu değiştirmek istiyorlar fakat bu başarısızlıkla sonuçlanıyor. Bunun sonrasında Türkiye aslında Sovyetlere karşı bir İngiltere, Fransa ile birlikte bir Ekim 1939'a tekabül eden bir üçlü ittifak anlaşması imzalıyor. Almanlar Polonya'ya girmiş durumda bu arada. Aslında Türkiye o tarihe kadar Sovyetler Birliği aleyhine hiçbir pakta girmediği gibi hiçbir anlaşmaya da imza atmadı. Fakat o anlaşma sonrasında sürecin tamamıyla değiştiğini gördük. İşte Sovyetlerin Montrö konusunda ciddi talepleri var ve bundan dolayı da rahatsızlar. Aslında Sovyetlerin esas rahatsızlığı İkinci Dünya Savaşı öncesinde değil, İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına tekabül eden, yine Mart 1945'e doğru tekabül eden bu Selim Sarper'e verdikleri nota vardır biliyorsun ki. Bu Selim Sarper'e verdikleri notayla Sovyetler aslında bu dostluk ve tarafsızlık anlaşmasının süresini uzatmıyorlar 1925'te imzalanan. Buna mukabil 35'te imzalanan protokole orada atıf yapıyorlar. Ve bu notayla birlikte Nisan 1945'te bu notayı veriyorlar. Pardon, Haziran'da veriyorlar bunu 1945'te. Kars ve Ardahan'ın Sovyetlere terk edilmesini istiyorlar. Sovyetler Boğazlar'da bir üs istiyor ve Montrö-Boğazlar Sözleşmesi'nin yeniden gözden geçirilmesini istiyorlar. Oldukça kritik bir dönem. Ve bu kritik dönemde başlayan bir tartışma var. Az evvel onu tam olarak anımsayamadım belki de ama bu Aralık 1945'te Gürcistan'da Komünist adıyla bir gazete var. Bu gazete Gürcü profesörlerin bir iddiasını taşıyor. Yani tarihi Gürcistan. Tarihi Gürcistan neresidir? Tıpkı şey gibi düşün bunu. Tarihi Arnavutluk. Tarihi Bulgaristan. Veya bir yerden ses geliyor ama yüksek bir şekilde. Tarihi Yunanistan veya işte tarihi ifadeleri kullanıyorlar burada. Bu tarihi Gürcistan'da Kars, Ardahan ve Doğu Karadeniz'i kapsayan, hatta bu Doğu illerini kapsayan bölgenin Gürcü toprağı olduğunu iddia ediyorlar. Burada bir gazetede bir iddia var. Ben gazetenin kendisini görmedim fakat böyle bir iddiadan bahsediliyor. Sonrasında... Şimdi ben soruyu yanlış anlamıştım hocam. O noktaya dair ayrıntı çok fazla. Kesinlikle haklısınız. Evet. Hatta bir muhasır olarak mutlaka zikretmem gerekir. Raşit Hacı Beyev'in Kızıl Meydan'dan Taksim'e eseri var. Bu konuda çok ayrıntılı inceleme evet, evet. var. Yani o çok kritik o dönem, bir dönem. Evet. Alman Büyükelçisi'nin artık 32 sonra özellikle Almanya'nın Türkiye'nin siyasetini etkilemeye çalışması, İngiltere'nin bizde olan özellikle Montrö sonrası ilişkileri sıcak tutma çabası ama bizde mesela bilinen Raşit Tacı sonrası ayrıntılara ulaştıktan sonra, okuduktan sonra emin olduğum bir konu. Açıkçası Sovyetlerin istekleri 1938'in öncesinde de vardı. Ama resmi bir ağızdan dile getirilmediği için Türk dışlarında şöyle bir bakış açısı vardı. Hatta Feridun Cemal Erkin'de de okuyabiliriz bunu. Duymamış gibi, görmemiş gibi. Yani adeta mezarlıkta ıslık çalan bir Türkiye varmış gibi. O korkuları bastırmaya çalışan, onu gündeme taşımamaya çalışan. Çünkü gündeme taşıdıkça meşrulaştırılan o dönem Sovyet matbuatının çalışmaları Gürcistan üzerinden bir iddiayı tekrar ihya etmeye çalışması, tarihi Gürcistan üzerinden ya da işte Balkanlarda bazı iddiaları desteklemeye çalışması, Türkiye'de işte Kürt sorununa müdahil olma çabası mesela bu konuda özellikle zikredilmesi gereken. Tabii, tabii. Türkiye'de tarihi hassasiyetleri tekrar kaşımaya çalışan bir Sovyetler de var. Ama o dönemki bölümlerden dolayı gidişat Türkiye politika geliştirme döneminde, olgunlaştırma döneminde bu dönemin gerginliklerini daha çok yönetme çabasındayız. Bir irade göstermekten ziyade, bir tercih yapmaktan ziyade yönetmeye, süreci yönetip süreci uzun bir vadiye yaymaya çalışıyoruz. Yoksa kesinlikle aktif
baktığınız gibi Gürcistan üzerinden de bir iddia dillendirilmeye çalışılıyor. Yani açıkçası Sovyetler yavaş yavaş savaş ortamının taleplerini meşrulaştıracak bir temel oluşturmaya inşa ediyorlar. Gayet tabii. Bak geçen sohbetimizi anımsarsam bunu bahsetmiştim. Kazım Karabekir Paşa'nın günlüğünde de bu var. Türkiye'de de bu maalesef bilinmez. Özellikle milli mücadele anlatılırken. Ankara Sefiri, Gürcistan'ın Ankara Sefiri 1920'de, 21'de, 21'de özellikle Kızıl Ordu Tiflis'e yürürken şu unutulmasın, Gürcistan'ın Ankara Sefiri Batum'u siz alın. Batum ve o çevre, o haritayı düşün lütfen. Yani bu Aralık 1945'te Gürcistan'da çıkan Komünist Gazetesi'nin tam tersi aslında bir iddia. Hatta resmi bir şekilde Batum'u siz alın demeye getiriyor. Orada işte çok kritik bir durum var. Daha önceki görüşmelerimizde aslında onu da anlattık. Fakat orada çok ince bir nüans var ve o sırada biz Batum'dan çekilmek zorunda kaldık. Bunların iddiasında ise bu Karadeniz'in ve Doğu illerinin bir Gürcü toprağı, tarihi anlamda bir Gürcü toprağı olduğu iddiası söz konusu. Tabii bu Türk basınında yankılanıyor. Türk basınında yankılanınca bu hükümete de yansıyor. Ve şöyle bir algı artık net bir şekilde başlamış durumda. Sovyetler bizden toprak istiyor ve bunu artık bilimsel bir temenni üzerinden değil, direkt politik anlamda ifadelerle bunu gösteriyorlar. Şükrü Saracoğlu'nun çok ilginç bir ifadesi var. Diyor ki, evet diyor, bizde diyor Müslüman Gürcü var diyor. Hatta bir rakam veriyor biliyor musun? 57.325 kişi olduğunu ve onun çoğunluğunun Marmara'da yaşadığını, Gürcülerin yaşadığını söylüyor. Çok ilginç. Burada rakamsal bir veri verdiğinden bahsedebiliyoruz. Hatta bu Ayın Tarihi dergisinde de yayınlanmıştır o dönem içerisinde. Yine Ocak 46'ya Hatta tekabül Sakarya civarında yerleşik olduklarına Tabii dair tabii. Bunun diyor ki işte bilgi. 15 bin beş... Günümüzde de devam ediyor zaten bu popülasyon. 15 bin diyor 596'sı diyor Müslüman Gürcü diyor bunlar. Bu çok ilginç bir yanıt aslında. Günümüzde pek de söylenemeyecek bir rakam. Yani direkt rakamla veriyor burada. Fakat bunun bir anda bir Türk basınına yansıması söz konusu. Tabii bunu kim yazacak? Hüseyin Cahit yazacak. Hüseyin Cahit günlüğüne kesinlikle güvenmediğim adamlardan bir tanesi Hüseyin Cahit. Ha, günlüğünde evet farklı günlükleri var. Bazı ifadeleri doğrudur ama %90'ı maalesef tutarsızdır. Türk meselesi diye bir köşe yazısı var. Ondan sonra bunu Necmettin Sadak izliyor. Bizde böyle bir mesele yok diyor. Tabii buna kim atlayacak? O dönemin yine matbuatın önemli siması. Nadir Nadi buna atacak. Ve buna kim cevap verecek o dönem içerisinde? Tabii ki Profesör Doktor Fuat Köprülü. Buna bir makale anlamında cevap veriyorlar. Fakat kritik bir süreç. Hem siyasi anlamda, hem bilimsel anlamda, hem de bir kamuoyunda böyle bir tartışma var. Tabii halkın aslında direkt böyle bir tartışması yok. Halk geçim derdinde. Fakat devleti yönetenler içerisinde ve dünya konjonktürü içerisinde böyle bir tartışmanın olduğu biliniyor. Tam bu dönemde bu ABD Büyükelçisi var. Münir Ertegün. Ahmet Ertegün'ün yanlış hatırlamıyorsam babasıydı. Bu cenazesinin ABD savaş zırhlısıyla İstanbul'a getirilmesi hadisesi var. Bu işte tam o sırada ABD işte penisilin yardımı o gemilerle ve Missouri'nin gelişi. O dönem gazetelerini çokça işgal etmiş bir konuydu. Müthiş, müthiş ve oradaki yazılanları bir görseler şu anki yani bizim çoğu insan hayretler içerisinde kalır. Yani hadi canım. Hafızam yavaş yavaş canlanıyor hocam sayenizde. Hadi canım bu kadar mı? Hadi canım bu kadar mı Amerikancıydı vesaire diye. Yani düşünebiliyor musun? Bu gazeteler çok değil. 1946'dan şu an bahsediyoruz. Yani 1946'nın başından bahsediyoruz. Bu gazeteler çok değil. Nadir 19 Nadir'in yazıları aklıma gelmeye başladı direkt. yani bunlar çok değil. Bundan işte kaç yıl önce, bir 20 yıl önce bu gazeteler, bu gazetede bu yazıları yazan adamlar
milli mücadelede anti-emperyalist ifadeler kullanıyorlardı. Nasıl oldu ki bir anda ABD'nin tarafına doğru geçmeye başladılar? Çok kritik bir dönem. Diyorlar ki etkili değil, fakat şu da etkilidir. Mesela hava yolu baktığın zaman yine 1946'nın başına tekabül eder. Yani o Missouri gemisinin gelişi, o penisilin yardımı baktığında, bu Pan Am hava yolu şirketi New York Hindistan arasında bir seferi var. İstanbul'a uğramaya başlıyor. Ve orada baktığın zaman işte İstanbul'da bazı merkezler açmaya başlıyorlar Amerika. 1945 sonu, 1946 başındayız. Ve Türkiye'de özellikle Twitter ısrarla yanlış belirtilmesine utançla karşılıyorum onu. Bu Ay'a inen astronotlar var biliyorsun. İşte Adrian Alvin, Neil Armstrong vesaire. Anıtkabir'e onların bir çelenk koyma muhabbeti var. Şimdi deniliyor ki sosyal medyada işte ABD'li astronotlar dünyaya ilham olan Atatürk'ün Anıtkabir'in mezarın işte Anıtkabir'e mozole koyarken işte fotoğraflarını paylaşıyorlar vesaire. O bir soğuk savaş propagandasıdır. Neden? Çünkü onlar dünyayı dolaşırken Ankara'ya doğuruyorlar. Orada Anıtkabir'de bir poz veriyorlar. Bunlar tamamıyla bu tarz simgeler Soğuk Savaş yıllarında çok çok önemliydi. O kadar önemliydi ki işte o dönem içerisinde bir Amerikalı şirket var. O şu an hatırlayamıyorum ama yine Anıtkabir'e bir hediye ettikleri Türk bayrağını göndere çekiyorlar. Hatta o dönem Türk basınında yine birinci haberlerden bir tanesi. Ve inanılmaz derecede bir ABD sempatizanlığının arttığını görüyoruz. Nihayetinde İnönü'nün 19 Mayıs 1945'te yaptığı o tarihi konuşma. Yani nedir? Demokrasi ve çok partili hayata geçileceğine dair ifadesi. Tabii bunu ilk duyanlardan, ilk bu konuda heyecanlananlardan bir tanesi Nuri Demirağ. Biliyorsun Nuri Demirağ'ın kim olduğunu. Milli Kalkınma Partisi'nin kuruluşu. Bunun hemen akislerinden, daha doğrusu yansımalarından biri. 14 Mayıs 1945, değil mi? Toprak reformunun yasasının alınmasına muhalif olan dört vekil. Kimdir bunlar? Fuat Köprülü, Adnan Menderes, Celal Bayar, Refik Koraltan, dörtlü takrir. Demokrasinin kemik kadrosu. Evet, Demokrat Parti'nin kemik kadrosu. Tabii sonrasında ayrılacaklardı. Yani Fuat Köprülü alenen müdahale edin demeye başlayacaktı belli bir zaman sonra. Dörtlü takrir, Demokrat Parti'nin temelleri atılıyor. Tabii bunlar bir yandan olurken ABD, İstanbul'da, İzmir'de ve Ankara'da çok ciddi anlamda yeni yerler açıyorlar ve Tan gazetesinin başkonsoloslukların kurulma dönemi tabii, yanlış hatırlamıyorsam. Yani kısmen, dönemi. Kısmen. İşte bu bize tekrar etüt etmeye başladıkları dönem. Evet. Ve gazetelerin dili değişiyor baktığın zaman. Amerikan emperyalizmi dünyadaki nihai barışı ve nihai gücün timsali olarak Türk basınında ince ince işlenmeye başlıyor. İşte o Tan gazetesindeki o olay işte 4 Aralık'taki bu Beyazıt Meydanı'nda değil mi? Toplananlar komünist olduğu gerekçesiyle Tan gazetesini dağıtıyorlar. Tabii o eylemler içinde olanlardan biri de maalesef İlhan Selçuk da var o eylemlerin. Ve Süleyman Demirel de var o toplanan kalabalığın içerisinde. Hüsamettin Cingöroğlu'nun tabii. Orada o dönem fotoğrafları çıkmış insanlardan biri çok sonra öğreniyoruz. Tabii çok sonrasında öğreniyoruz. Ve bir anda matbuat alemimizde bizde şöyle bir ifade geçiyor. Yani kötü. Muhalif olduğunu tanımlamak için bireye bu komünisttir ifadesi kullanılmaya başlanıyor. Bu da çok ilginçtir. Yine Haziran 1946, yanlış anımsamıyorsam ya 10 Haziran ya 12 Haziran olması lazım. İstanbul'daki gazeteciler cemiyetinin kurulmasını, işte belli gazetelerin kurulmasının yasaklanması, İşte böyle daha çok komünizmi andıran ifadelerin olduğu ve aslında sosyalist bir bakış açısının benimsendiği işte sendika gibi o dönem içerisinde gazetelerin kurulmasının
yasaklandığı bir dönemden bahsediyoruz. ABD aleyhine yazı yazan yazarlar, gazeteler komünist olarak ilan ediliyor ve ABD'nin ABD'nin burada çok ciddi anlamda etkisi var. Halen 46'nın başındayız. Burada şöyle bir parantez. Tabii, lütfen. Şimdi mesela ülkelerin bu hard power, soft power kavramı günümüzde doğmuş gibi, son yılın hikayesi gibi geliyor ama aslında bunu inşa edenin bizatihi kimse ABD'ydi. Dolayısıyla nere sonrası dünyaya açıkçası bu yumuşak gücüyle önce müdahil oldu. Bu daha doğrusu Kore, daha sonra Küba, daha sonra Vietnam, işte Kolombiya, Bolivya, bu Güney Amerika'ya müdahalesi dünya daha sonra ABD'yi tanıdı ama bu tanıma sürecinde ABD'nin çok akılcı bir politikası vardı. Matbuat alemine sızmak, başkonsolosluklar üzerinde ilgili ülkelerin sosyolojisini tanımlamak, hassaslarını tespit etmek, bunun üzerinden matbuatlarını basını etkilemek. Bu noktada bizim pek deşifre edemediğimiz, etmeyi de beceremediğimiz konulardan biri belki de bu. Demokrat Parti'yi nasıl etlerini de aslında tam bilmiyoruz aslında. Yani baktığımızda böyle bir kurtarıcı görüntüsü sunuldu ki tabii. ABD'ye. Yumuşak gücüyle gelen, bilimi, sanatı getiren, yardım eden, mesela bulaşıcı hastalıklar çok yaygın ama aşı kavramıyla daha yeni yeni tanışan bir ülkeye penisilin, işte bazı aşılar, tüketim kültürümüzü değiştiren süt tozu gibi bir şeyin hayatımıza yerleşmeye başlaması. O dönem İstanbul'un bakkallarında bile bunun artık sütün önüne geçecek kadar, hatta bir gazete küpürünü hatırlıyorum, sütten daha faydalı olduğunu evet. anlatmaya çalışıyorum halkını. Yani tüketim kültürümüzü de şekillendiren bir dönem. Her yönüyle belki iyi etüt edilseydi, bugün daha sonraki dönemlerde politika, yani bu belki şey gibi gözüküyor ama sosyal hayatın, sosyolojinin konusu gibi gözüküyor ama bunun üzerinden dış politikayı şekillendiren o kadroların zihin dünyasını da ele geçirmeye başladılar. Biz bu süreci pek okuyamadık. Evet. Bugün bile yumuşak gücüyle ABD çok rahat nüfuz edebiliyor ülkelere. Yani ama gerçek yüzü gözüktüğü için ihtiyat var. Ama o dönem ABD'si çok akılcı hareket çok ediyor. Bir de şöyle söyleyeyim, yani tam etüt edilemiyor. Çünkü 1946-1989'dan bahsediyoruz. Şu anda oy veren herkesin işin içinde olduğu bir süreçten bahsediyoruz. Burada partiler var, burada siyasi kişilikler var, burada oluşturulan sanat var, burada oluşturulan kişilikler var, burada oluşturulan partiler var, burada oluşturulan ideolojiler var. Yani adam mesela 1947'yi 1989 arasını net bir şekilde, hatta biraz daha kısıtlayalım, 1946-1960 diyelim. Yani ABD-Türkiye ilişkilerinin günün tabiriyle kullanacağım, peak olduğu, en yüksek olduğu dönem. Bu dönemi hatta incelemeye başladıklarında, bir şekilde baktıklarında günümüzde kendi ideolojilerini de bir noktada eleştirmek zorunda kalacaklar. Fakat birey buna giremiyor. Çünkü neden? Çünkü kendisine dair bir ideolojik şekil oluşturulmuş, şablon oluşturulmuş. Yani Necip Fazıl'ın önceki yazılarını görmüyor veya Necip Fazıl'ın kişisel anlamda yaptıkları tamam bizi ilgilendirmeyebilir. Fakat Necip Fazıl gibi bir simanın nasıl yaratıldığını aslına bakacak olursan ve bunun belli düşünce grupları içerisinde ne kadar önemli hale getirildiğini ve sonrasında nelere yol açtığını aslında tam anlamıyla göremiyor. Göremediği gibi de bununla da yüzleşemiyor. Ki 1947'ye geldiğimizde Fatih, tam anlamıyla artık bir zirve görüyoruz. Gazeteler Türk-Rus düşmanlığını körüklüyor. Yani Sovyetlerin emelleri var. Evet, doğru. Fakat bu nefreti de aynı zamanda körüklüyorlar. Truman doktrini Türk basınında bir zafer olarak kabul edilmiştir.
Hatta yani yazılanlarla ben büyük taarruz sonrasında yazılanlara bakıyorum. Büyük taarruzda bile bu kadar abartılı ifadelerin yazılmadığını görüyorum. Ne kadar utanç verici bir durum aslında bakacak olursa. Ki ya o dönem büyük taarruza Sovyetlerin inanılmaz katkıları vardı askeri anlamda, özellikle de düzeyinde. Biz ona rağmen Sovyet Rusya'yı yücelten ya ilişkilerimizi koruyorduk ama bir denge siyasetini merkeze oturtmayı da başarabiliyorduk. Ama aynı şeyi İkinci Dünya Savaşı sonrası için söyleyemiyoruz. İkinci Dünya Savaşı için adeta İkinci Dünya Savaşı sonrası teslim olmaya razı olmuş. Matbuatını teslim etmeye, Fulbright bursu, yardımlarla gelen Amerikan heyulasını görmeyen bir Türkiye imajı. Bunlar açıkçası bugün belki bizi utandıran sebeplere dönüşüyor ama tarih okumamız ne yazık ki ya da tarihi hafızamız çok canlı kalamayan bir ülkeyiz. Tarihi hafızası sürekli hatta her hafta resetlenen bir ülkeyiz malum gündemimiz. Buna baktığımız zaman 1946'daki Kırım'a yanlış hatırlamıyorsam San Francisco konferans sonrası her şey başlamıştı. BM Çok ile farklı bir BM ile hayatımız. olan BM'ye geçişten bahsediyorsun. Hatta orada ben deklar ettiği çok farklı partili olmayan rejimlerin adeta hedef gösterileceği bir ifade vardı. ABD'nin bunu yüksek bir sesle dillendirmesi, rejimleri adeta tehdit eder bir dil benimsemesi, Türkiye'nin telaşla çok partili hayata geçmesi, bu Fuat Köprülü'nün, Adnan Menderes'in siyasi tarihin sahneye çıkmaya başlaması da yine aynı dönemlere denk geliyor ama bu dönemlerin hiçbiri açıkçası bu yaşanan olayların hiçbiri kendi gidişatı içerisinde ilerleyen bir Türk tarihinin açıkçası sebepler olarak görülemeyecek kadar karmaşık konular. Karmaşık konular Hep ve bir etki etki var. var. Yani şöyle söyleyeyim. Düşün, komünizmde Mücadele Derneği'nden bahsedildi ve tabii buna yönelik Türkiye'de çok çıktı ama herkes kendi tarafından buna baktı. Komünizmle Mücadele Derneği öyle basite indirgenecek bir durum değil. Öyle ki bu Komünizmle Mücadele Derneği'nin içerisinde biliyorsun malum şahıs da var. Ve o malum şahısın çerçevesinde şekillenen bir siyasi çevre var. Ve o siyasi çevre bugüne yansıyor baktığında. Yani bunlar birbiriyle alakasız olarak kabul edilemez. Ben bunu tekrar söylüyorum. Belki de dördüncü kez söylüyorum ama yani 1946 Cumhuriyet gazetesinde Fazıl Üstün Dağlarca'ya Missouri şiirini yazdırtacak noktaya nasıl gelindi? Yani o özellikle tabii 60'ta zirve yapan, 60'tan işte 74'e tamamen dibe inen, 12 Eylül sonrasında çok fazlasıyla büyüyen ve işte o Özal'la gelen süreçte Amerikan vari design ve baktığında Amerikan vari yaşam hayali. Şimdi dedin ki sen televizyonda bir durum yok. İlk televizyon dünyasını hatırlıyor musun? Belki genç arkadaşlar hatırlamazlar ama özel TV'lere geçildiği zaman sürekli Rocky Rambo gösterilirdi yani Evet, baktığında. Ve HBB diye bir kanalımız tabii vardı. yani hani tamamıyla baktığında bir Amerikan vari ideoloji, Amerikan vari hayat, işte bu ilk özel televizyonlarda değil mi? Dallas dizisi, JR. Baktığın zaman şimdi diyeceksin ki bunlar ne gibi bir etki yaratabilir? Bunlar aslında çok önemlidir. Bunun entelektüel tanımlamasını kim yapar? Son dönemde bazı ifadelerine katılmasam da Noam Chomsky de bunu yapıyor. Bu medya gerçeğinde, bu düşmanı kontrol altına almada, özellikle gazetelerin devlet kontrolünden asla çıkamadığını, sadece gazetelerin değil, o düşünce dünyasının devlet kontrolünden çıkamadığını ve devlet kontrolünün tamamıyla buna sirayet ettiğini görüyoruz. Bu tamamıyla baktığın zaman bir düzeni, bir hayatı aslında yaratıyor ve düşünce dünyamız bizim tamamıyla değişiyor. Yani mesela unutuluyor. Bizim bu 1900 yine 46'lara doğru tekabül eder. Yani New York Times gibi gazeteler pekala Ankara'da, hatta Diyarbakır'da, hatta Gaziantep'te
Bunlar satılıyor baktığın zaman. Ve Türkiye'de bir komünist avı başlıyor aslında. İşte gazetelere bakıyorsun, Konya'da bir komünist bulundu, sanki bir uzaylı bulunmuş gibi böyle haberler yayınlanmaya başlıyor. Çok ilginçtir. Yine günümüzde aslında bunu bağdaştıracağım. Ve bu Cumhuriyet Gazetesi'nde aslında yine yayınlanmıştır. Yine 1945'in sonrasında Türkiye'ye yerleştirilen bir miting vardır. Günümüzde bazı simaların bu Çin'deki Uygur Türkleri durumuna karşı çıkışlarının aslında nedeni de o. Yani kökenini anlatayım ben onu sana. Bu Türkiye'de bir miting var yine 1945'lerde. Bu Uygur ve Kazak Türklerinin yerel kıyafetleriyle bir gösterileri var. Hatta şöyle bir şey taşıyorlar, pankart taşıyorlar. Hani biz çektik, siz çekmeyin. Artık uyanın gibisinden. Bunlara dair ifadeler var. Daha sonrasında tabii komünist olanlara ciddi anlamda tutuklamaların olduğunu görüyoruz. Tabii komünistler o dönemde ne kadar güçlü basınında veya askeriyede özellikle baktığımızda, bu da hala tartışmaya açık ve baktığın zaman halen tam olarak net anlaşılamamış konular. Şunu unutmayalım. 1960'ta evet Türkiye'de darbe oldu, ihtilal oldu. Fakat bu Adnan Menderes, daha doğrusu Demokrat Parti'ye yapılan hareketten çok önce İsmet Paşa döneminde henüz İkinci Dünya Savaşı'nda ordu içerisinde bir kıpırdanma var. Ve orduda bazı kliklerin oluştuğu biliniyor. İkinci Dünya Savaşı döneminde İsmet Paşa'ya karşı ordunun harekete geçmesini isteyen bir klik de var. Hatta bunlar farklı gruplar, farklı hizipleşmeler dahilinde örgütleniyorlar. Bunların da yargılamaları oldu. Fakat bu grupların daha çok Almanlara meyili olduğu da biliniyor. Yani bu da aslında bizim düşünce dünyamızda çok anlatılmayan, çok yansıtılmayan bir konu. Ve gazetelerde benim dikkatimi çeken, özellikle Sovyetlerden bahsederken, Komünist Rusya, işte Kızıl Çin, mesela ABD'den bahsederken sürekli dost ve müttefik Amerika ifadesini, bu ifadelerle bir algının yaratıldığını görüyoruz. Fakat sonraki dönemde bu 180 derece değişikliğe uğrayacaktı. Radyo diye girdin Fatih. Radyo konusunda şöyle bir ekleme yapayım. Günümüzde de halen varlığını sürdüren, maalesef sosyal medyada yine gördüğümüz, desteklenen, hatta bir tane saçma sapan bir Afgan çıktı biliyorsun. Suçlamalar yaptı. Meğersem yurt dışında Türkiye'ye kaçak yollarla girmiş. O da bir dönem o radyoda çalışıyordu. Amerika'nın Sesi Radyosu. Amerika'nın Sesi Radyosu, evet, ABD propagandasının Soğuk Savaş yıllarındaki net kanıtlarından biridir. Çünkü o Amerika'nın Sesi Radyosu ciddi anlamda bir propaganda olarak, özellikle 1942'den itibaren Avrupalı müttefiklere moral verme. Tabii sonrasında dönüştürüldü. Mesela yine yakın tarihte radyo olarak belirttikleri, tabii günümüzde çok radyo dinlenilmiyor ama işte MTV Radyo'dan bahsediliyor. Bunların kardeş radyosu olarak bahsedilen son yıllara dair. Tabii Amerika'nın Sesi Radyosu BBC'den de teknik destek alıyor. Çünkü bu ikisi bir arada aslıyor. Belli bir zamana kadar. Soğuk Savaş yıllarından bahsediyorum. Ve burada ciddi anlamda sadece iş propagandaya değil, aynı zamanda haber almaya da gidiyor. Çünkü şöyle bir çalışmaları var baktığın zaman. Yani Türkiye'de kurulan radyolarla birlikte, devletin kurduğu radyolarla birlikte, işte bu İstanbul Radyosu, Ankara Radyosu, İzmir, Antep, Kars, bunlarla birlikte ilerlemeye çalışıyorlar aslında bakacak olursa. Ve ciddi anlamda da burada oluşturdukları simaların sürece destekleri var. Bunlardan bir tanesi, açık söylemek gerekirse, Selim Sarper'dir. Yani baktığında bu sürece destek verenlerden bir tanesi. Ve sürekli bir anti-komünizm ve komünizme dair bir tehdit
sürekli işgal edeceklerine yönelik ve sürekli bir ifade söz konusu. Çok ilginç bir ifade okumuştum. Konu konuyu açtı ama bilmiyorum kronolojik olarak mı ilerliyoruz? Bence kronolojik olarak ilerliyoruz şu anda. Bu 1948'de Ankara Radyosu'nda. Ankara Radyosu'nda Marshall Saati diye bir program var, biliyor musun? Marshall Saati, yani sadece Marshall yardımlarına dair ifade. Amerikan güzellemelerine evet, yapılmaya başlandı. Tabii tabii. Mesela UNESCO Saati var. BM Saati, NATO Saati. Bunlar program. O dönem içerisinde televizyon yok, internet yok. Belki de köyün tek yerinde bir radyo var ve insanlar bunları dinliyor. Belki de şöyle söylesek dinleyenlerimizi de biraz aydınlatmış olabiliriz. O dönem radyoların kuruluş altyapılarını kimden aldığımızı tabii bize anlatmıyorlar, ama o dönem bu teknik altyapıdan yoksun bir Türkiye söz konusu. Dolayısıyla ABD sunduğu teknik altyapıyla sesini de bize nakletmeye başlıyor. Evet. Yani şunu belki bir pencere olarak açmak lazım. Yaftalayıcı dil, özellikle 2. Dünya Savaşı sonrası yaftalayıcı dilin belki bugün bile Kızılçin ya da komünist tepki çeken ya da bizi rahatsız eden nokta sadece bunların böyle öcüleştirilmesi tabiri caizse değil. Şöyle bir pencere açmak lazım. Mesela ABD emperyalist bir güç olarak tüm dünyaya ahtapot gibi kollarını yavaş yavaş açmaya başlarken ABD'ye böyle bir bakış yok. Almanya'ya böyle bir bakış yok. Almanya 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yenilince artık tamamen gündemden düşüyor, ama o dönem için şöyle bir portre var açıkçası, gerçeklik var açıkçası. ABD nasıl antitezini durdurmaya, onun söyleminin, onun ideolojik söylemini zayıflatmaya çalışıyorsa aynı şekilde kendi sesini de yüceltmeye çalışıyor. Kendisini de bir kurtarıcı olarak çalışıyor. Dolayısıyla ihtiyatlı bir yaklaşım yok. Yani komünizmle mücadele derneği kurulurken, somut bir şekilde söyleyecek olursam, emperyalizmle mücadele derneği kurulmuyor Türkiye'de. Evet. Emperyalist bir üye olarak ABD görülmüyor. Ona ihtiyaç bir yaklaşım gösterilmiyor. Siyasi bir ona karşılık kucak açan, yapılmıyor. Onun sesiyle evet. konuşan Selim Sarper'den mesela, o dönem o kadar keskin bir dil benimsiyor ki, adeta sözcülüğünü yapmaya çalışan, ki biz 2. Dünya Savaşı'nın atlatmış bir ülke olarak çıktık. Dolayısıyla ayakları yere basan, o süreci daha güvenli bir şekilde atlatmış bir ülke olarak yapmamamız gereken şeylerdi bunlar. O açıdan belki bizim dinleyenlere bir pencere açmak lazımdı. Tabii. Yani baktığın zaman zaten bu ABD'li personellere hizmet vermek üzere olan bir radyolar var. Fakat ABD'nin Türkiye içerisinde de üsleri bildiğin üzere tam da bu süreçte oluşmaya başladı. Yani bildiğim kadarıyla, yanlış anımsamıyorsam, zaten bunun baş yeri aslında Adana İncirlik'tir, ama işte mesela Çiğli'de var bunun, Trabzon'da var, Sinop'ta var, evet Sinop'ta var. Sinop'ta bir radyo istasyonu kuruluyor. Aha, radyo istasyonu evet. Adı altında kurulan bir dinleme istasyonu var. Sovyet sinirlerini takip etmek evet, için. Evet. Yani tamamıyla bu. Bu malzemelerden bahsederken şunu da unutmayalım. Mesela Türkiye'deki ilk televizyon yayıncılığı, değil mi? İstanbul Teknik Üniversitesi 1952. Buradaki malzemeler nereden geliyor? Baktığın zaman tamam, malzemedir pekala, bu doğal. Fakat televizyon dediğimiz olayın ilk başlangıcında alınan malzemelerde, sonrasında yapılan programlar burada aslında önemli bir noktaya evriliyor. Henüz da televizyon ilk 70'lerde veya 80'e kadar olan dönemde o yayıncılık çizgisi içerisinde de yayınlanan diziler görüyorsunuz mesela, değil mi? Hatta bu Neşeli Günler'de mi ne? Hatta bu Charlie'nin Meleklerini izliyor adam. Yani baktığın zaman farklı bir şey izlemiyor o an içerisinde.
Ha, bu şimdi diyeceksiniz ki önemsiz, ya önemsiz izleyebilir sonuçta Charlie'nin Meleklerinden vesaire. Burada bir soğuk savaş propaganda ama genel yayın şablonuna baktığımızda hatta İsmail Cem biliyorsun TRT'nin genel müdürü olana kadar hatta böyle bir çizginin izlendiğini görüyoruz. Çok bilinmez. Süleyman Demirel biliyorsun İsmail Cem'i TRT'yi komünistleştirdiğini iddia etti. Yanlış anımsamıyorsam isim yanlış söyleyebilirim. Tenzih edin lütfen. Nevzat Yalçıntaş'ı getiriyor bu dönem zarfında. Ve böyle de bir suçlama da söz konusu. Yani o ABD etkisinin TRT'nin üzerinde, yani televizyonculuk üzerinde de görüyoruz. Peki gelelim mi güzel sanatlara? Bence gelelim. Aslında senin sembosisi olsaydı o da biraz ilgili bu konularda. Şimdi bu güzel sanatlar konusuna geldiğimiz zaman Soğuk Savaş'ta çok ciddi bir etki var. Zaten biliyorsun geçtiğimiz sohbette de bunu bahsettik. Hollywood'u bundan dolayı kurdular. Yani Hollywood dediğimiz o mekanizma aslında bir Soğuk Savaş ürünüdür. Tabii ki ABD'de sinema Burada vardır. belki şöyle bir şey ekleyebilirim. Açıkçası farkı nitelemek açısından Sovyet sinemasında özellikle 20'lerde inşa edilen Sovyet sinemasında bu Sovyet devrimini yücelten, yokluktan var edilmiş bir Sovyet imparatorluğu imgesi işleniyor da belki de Sovyet sinemasının en eleştirel yanı da budur. İdeolojinin dışına çıkamadığı için sürekli bir mesaj kaygısıyla hareket eden Sovyet sineması karşısında ABD kendi antitezini çok rahat inşa edebildi. Mesela Charlie Chaplin belki şey gibi gözüküyor, bir komedi gibi gözüküyor ama aslında insanlara daha farklı bir figür de sunmuş oldu. Bir fark sunmuş. Dolayısıyla Amerikan sinemasının bu kadar yücelmesinin, bu kadar etki etmesinin en büyük sebeplerinden birisi de sıradan insanı, sıradan hayatı bir mesaj kaygısıyla hareket etmeyen, daha çok eğlendirmeye çalışan, işte biyografik yönü olan ya da işte hikaye inşa etmeye çalışan bir Amerikan sineması doğmaya başlamıştı. Belki de bu yüzden bu kadar evrenselleşme konusunda başarılı olabildi. O dönem özellikle 30'larda zaten tamamen Stalin güdümüne girmiş Sovyet sinemasında bu çeşitliliği göremiyoruz. Konu açısından da bu kadar değil. Son Tabii. yönetmenden ismi aklıma gelmiyor ama Sovyet sinemasında birkaç deneme de oluyor ama hemen Sovyetlerin kendi içi yaftalayıcı değil. Nasıl ABD'de işte komünist avı başlatılmışsa Sovyetlerde de aynı şey söz konusuydu. Hafif bir liberal çizgiye, daha özgürlükçü bir anlatım diline başvurmak bile rejime tehdit olarak algılanabiliyordu. Dolayısıyla aradaki farkların açılmasına sebep olan şey ve ABD'nin bu kadar Amerikan sinemasının bu kadar benimsenmesinin en büyük sebeplerinden biri de oluşturduğu, inşa ettiği dil. Daha sıradan gözüken, mesaj kaygısıyla hareket etmeyen bir dille belki bu kadar yaygınlık kazandı. Biz de belki o yüzden bu kadar kulak verdik ama bizim açıkçası es geçtiğimiz ve fark edemediğimiz bir konu şuydu. O dönem radyo sadece Türkiye'deki belirli gelir gruplarında adeta elitler aslında. Ama bu 50'ler boyunca, 60'lar boyunca elitlerin zihin dünyasını da şekillendirmiş oldu. ABD altyapı getirdi. Kendi sesini yükledi o altyapıya ve o ses zihinlerde gerçekten de bir yer buldu. Kesinlikle. Açıkçası karşılık bulduğu için biz bu noktalara geldik. Bunları konuşuyoruz şu an Evet. belki de. Bizim atladığımız, önemsemediğimiz konular da bu günümüzde bile hala devam eden bir şey. Yani şunu net bir şekilde söyleyelim. İdeolojik yansımanın aslında sinema perdesinde kullanması ilk zaman başlar. Tabii bunu Naziler çok farklı bir çıtaya doğru evrildi. İşte orada da Hitler'in çok sevdiği bir kadın var. Leni Riefenstahl. Sonrasında pek de pişman olduğunu da belirtmedi aslında ama muallak açıklamaları var. Bu 1936 Berlin Olimpiyatları'nda YouTube'da izleyebilirsiniz. İradenin Zaferi diye böyle hakikaten Almanları son derece böyle yücelten, böyle yakın çekim, uzak çekim. Bütün teknolojinin imkanları kullanılmıştır o çekimlerde. Tabii
Alman Sovyet şey Alman propaganda Tabii makinesini tabii. inşa edildi. Alman futbolunun Göbelsin. Yani fakat burada baktığımızda sen dedin ya daha sıradan insanlar, daha basit insanlar özelinden aslında anlatım. Bunu mutlaka söylemek lazım. Soyut dışa vurumculuk diye bir kavram var. Yani Clement Greenberg tarafından sistemleştirilen. Yani burada şu ifade ediliyor. Siyasi ve ideolojik saplantılardan arınmış gözüken insana hizmet eden bir sanat anlayışı. Bu sanat anlayışı da neyi doğuruyor? 1950'li yıllarda Amerikan soyut dışa vurumculuk ekolü. Yani New York Sanat Müzesi'nin bu şekilde geliştirildiğini görüyoruz. Ve bu algı Soğuk Savaş içerisinde o denli fazla işlendi ki CIA'nin ABD'nin Soğuk Savaş yıllarında bunu bariz şekilde her alanda kullandığını görüyoruz. Hatta Amerikan film endüstrisinde o bireyci ve tamamıyla ideolojik saplantılardan sözde arınmış insanları kullandıklarını görüyoruz. İşte nedir mesela? Çok bilindik bir örnek. Rocky 4. Değil mi? Orada Rusya'ya gidiyor, Sovyetlere gidiyor ve orada bir dövüşü var vesaire. Anlatabiliyor muyum? Orada geçen mesela cümlelere çok dikkat edelim. Reagan dönemine rastlar tam olarak. Aslında Reagan da biliyorsun eski Hollywood aktörüdür. Ve o ABD'nin Soğuk Savaş yıllarındaki komünist avında bizzat ispiyoncu olarak görev almıştı. Bu bilinen bir gerçektir zaten bu. Komplo teorisi vesaire değil. Fakat bu sürecin de içerisinde yer aldığını görüyoruz. Ve ABD bu soyut dışa vurumculukla birlikte kendi organizasyonlarını yine yayıyor. Tıpkı radyoda olduğu gibi işte Amerikan Ulusal Tiyatrosu'na bakıyorsunuz veya işte ABD İngiliz dernekleri kuruluşları günümüzde de çok sık geçen o fon tartışmalarında da o dönem içerisinde CIA'nin desteklediği ve dünyanın birçok yerinde sanat icra edenler üzerinden bir destek ve bu desteğin karşılığında yapılan işleri görüyoruz. Ne kadar büyük tezat ve ne kadar büyük acı. Türkiye Cumhuriyeti kurulurken, yani o güzel sanatlar kavramı kurulurken, Cumhuriyet'in ilk aşamasında Atatürk'ün yaptığı inkılaplarda veya Atatürk'ün geliştirdiği kurumsallık anlamında aslında bunun temellerini görüyoruz. Tabii önceki referanslarla da bu bağlantılı. Fakat Soğuk Savaş yıllarına geldiğimizde bu çok daha farklı bir ivme, ivmeye doğru dönüşüyor. Bu sadece afiş ve bildirim tasarlamaktan ibaret değil. Bu ABD'deki soyut dışa vurumculuk akımı Türkiye'de kimi etkiliyor? Burada isim vermek durumundayım maalesef ki. 12 Mayıs 1947'deki Onlar grubu. Zira internetten buna bakabilirsiniz. Grubu dahilinde kimler var? Bu bir resim grubu, bu bir ressamlar grubu Türkiye'de. Bu grubun resim sergileri açtığını görüyoruz ve bu sergilerin İstanbul'daki Amerikan Haber Merkezi'de büyük bir sergisi var. 1950'lerin yine başına tekabül ediyor. 1952 veya 54 olması lazım. Şimdi diyeceksiniz ki sergiyle bu işin ne alakası var? Çok büyük alakası var. Çünkü Türk resimindeki tabii Türk resimindeki ve sanatındaki Avrupa ABD etkisini net bir şekilde burada görebiliyoruz. Ve bunun nihai tezahürü Aralık 1949'da imzalanan Türk Kültür Anlaşması. Bak, kültür anlaşmasından bahsediyorum. İki devlet kültür anlaşması imzalar mı? Anlaşma yapılabilir tabii ki. Günümüzün şartlarında da bu olabilir. Fakat burada içeriğine bakmamız lazım. Bu anlaşma sonrasında tiyatroda, müzikte, resimde ve heykel alanında ABD'nin Türkiye'deki etkisi çok ciddi anlamda hissedilir oldu. Ve bu etki sonrasında önceki referanslarla birlikte hatta şu adayı da kullanıyorum fonlanarak desteklenen sanatçılar ve bu sanatçıların getirdiği düşünce dünyası Türk düşünce dünyasını tamamıyla esir etti. Yani burada sadece caz müziğinin popüler hale getirilmesinden bahsetmiyorum. İşte
Sevinç Tevz gibi insanlardan bahsetmiyorum. Tabii onlara direkt böyle bir yaftalama yapmayacağız ama baktığın zaman işte Türk-Amerikan Kadınlar Derneği veya işte o dönemin baktığında küçük sahnede Muhsin Ertuğrul'un ABD etkisindeki vaudeville gibi yapımları düşünce dünyamızı neyle etkiliyor? Amerikan vari bir yaşamın olduğunu görüyoruz. Amerikan vari yaşamın bir nevi yansıtıldığını düşünüyoruz. Ve nihayetinde bunların etkisi bir anti-Sovyet propagandası şeklinde yansıtılıyor. Yani Amerikan vari hayat nihai ulaşabileceğimiz zafer, Amerikan vari hayat nihai ulaşabileceğimiz güzellik. Evet, biz o halde onu kabul etmemiz gerekiyor. Yani günümüzde işte genel itibariyle eleştirisi Sundance Film Festivallerinde bir döneme kadar yapılıyordu. İşte onlar da antitez sunuyorlardı yani anti-emperyalist algıya. Hatta günümüzde de o tarz tartışmalar var ama ben masumiyeti konusunda açıkçası araftayım. Çünkü bunun hala net olmadığını görüyoruz. İşte Argo operasyonu mesela çekildi. Argo operasyonu filmi izleyenler var mı bilmiyorum. Türkiye'de çoğunlukla çekildi Argo operasyonu. İşte neyi anlatıyor? 79'da İran'da, Tahran'da ABD Büyükelçiliğinden kaçanların bir yere sığınması ve onların CIA tarafından kurtarılması. Mevzu bu. Tamam, mevzu bu da film gerçekten Oscar'ı alabilecek bir filmiydi. Tabii bunlarla bağlantılıdır. Tamamıyla bunlarla iç içe geçmiştir. Türkiye gibi ülkelerde de bunların etkisinin yoğun bir şekilde olduğunu görüyoruz. Bunu net bir şekilde bahsetmemiz gerekiyor. Çok konuştum bayağı bir. Ama kronolojik olarak böyle hakikaten. Hocam daha da ayrıntılandırılması gereken aslında şeyler var. O kadar işlenmemiş bir araziye giriyoruz ki. Evet. Ya mesela biraz önce Muhsin Ertuğrul dediniz. Muhsin Ertuğrul biz tiyatroyu işte gidip ya birkaç bir şeyler izleyelim. Biz ne sahneleniyor acaba? Böyle ele alıyoruz ama bu konuştuğumuz dönemde bu Muhsin Ertuğrul dediğimiz mesela sıradan bir işte Türkiye'de Cumhuriyet döneminde tiyatroyu hayatın, sanatın bir parçası olarak gündemimize taşımış isim gibi gözüküyor ama Cumhuriyet döneminde tek film çeken yönetmen, Cumhuriyet döneminde Nazım Hikmet'le beraber hareket eden Sovyetlere gidip orada hem Moskova Tiyatrosu'nda çalışmalar yapan hem de geri döndüğünde oradan etkilendiği çizgiyi devam ettirmeye çalışan, daha sonra kendi çizgisini de değiştirmeye çalışan Türk tiyatrosunu kökten etkilemiş bir şahsiyet. Bu şahsiyet üzerinden Türk entelijansını yani İlber Hoca'nın tabiriyle şekillendirmiş bir isimden de biliriz. Tabii. Yani açıkçası çok basit bir konu da değil. Belki dinleyiciler için ayrıntısı gibi gelebilir ama biz böyle İşte şekillendirildik çünkü açıkçası. Bu tabii kadar tabii yani bu şekilde nüfuz edildi tabii bize. şimdi baktığın Bir zaman dönem Sovyetler için hareket ediliyor gibiydi ama yani bugün dinliyorum hocam. bugüne baktığında bu adamların etkisi var. Yani bu olayların, bu kişilerin günümüze dair etkisi var. Çünkü günümüzde baktığında genel anlamda herhangi bir X olayda işte herhangi bir sanatçının attığı tweet'i de Sanatçı. bakıyorsun. O tweet'te diyorsun ki ya bu adam nasıl Atatürkçü diyorsun. Mesela örnek veriyorum. Çünkü ideolojik anlamda ona o empoze edilmiş. O şekilde hayatını inşa etmiş. Onun doğru olduğuna inanıyor. İşte onun olduğuna iten ideolojinin temelinde aslında bu az evvel bahsettiklerinin kökenleri var. Bu kökenler zaten o insanları oluşturuyor veya o insanları empoze ediyor. Bu aslında asparagas bir paranoya değil. Bu tamamıyla bir devletin şekillenmesinden bahsediyoruz. Düşünce dünyasının şekillendirilmesinden bahsediyoruz. Yani bu sadece McCarthy gibi böyle paranoya sahibi hezeyanlarla dolu insanların yaptığı işler değil. Bu sadece bu ay özelinde de değil. Bu NATO'nun çengel attığı veya o iki kutuplu dünyada Batı tarafının çengel attığı ülkelerin bahsettiğim alanlarının hepsinde gerçekleşti.
Ve bu Hemen örneklendirelim tabii. mesela hocam. Yani dinleyiciler belki sadece bizde yaşanıyormuş gibi de düşünebilir ama mesela 60'lı yıllarda CIA'nin çok profesyonel bir şekilde hazırlandığı bir konu var. Çek edebiyatının inşası. Ama bir bakıyorsunuz aynı Çekya bir süre sonra Sovyet düzenine baş kaldıran bu dönemde Sovyet işgali altında yaşayan bir Çekya'dan bahsediyoruz. Daha doğrusu o dönemki adıyla Çekoslovakya. Bir bakıyorsunuz aynı Çekoslovakya'da özgürlük hareketleri doğmaya başlıyor. Çünkü sanatı yönlen manipüle eden, yani sanat da olsun, sanatı ilerlesin diye fonlanan bir şeyden bahsetmiyoruz. Ya da işte MI6'in yani bugün artık neredeyse gittikçe somutlaşan bir konu. Daha önceki yayından zikretmiştim belki. George Orwell 1984 Hayvan Çiftliği bu romanların acaba sadece George Orwell'ın zihin dünyasında, tahayyül dünyasında mı şekillendirildiğini düşünmeliyiz yoksa son çıkan özellikle gittikçe somutlaşan verilere göre bir yönlendirilmeye adeta baskılanmaya çalışılarak bize Sovyet rejimine ve ideolojisine karşı sunabileceğimiz sosyal bir silah var. Yani buna işte sosyal mühendislik diyorlar. Ama bunun inşa edildiği ve çok çok profesyonel bir şekilde bundan 70 yıl önce, 80 yıl önce yapılmaya çalışılan şeylerden bahsediyoruz. O kadar gizlilik atfedilmiş ki bunlardan yıllar sonra haberdar olabildiğimiz için belki bize hala komplo teorisi gibi gelebilir ama ilgili akademik yayınlara ya da takip edenler için gayet sıradan konular. Yani Bir devlete bu şekilde nüfuz tabii bu edersiniz şekilde zaten. nüfuz edemezsin. Sadece dışişleri kadrolarına nüfuz etmeye çalışmazsınız. Sovyetlerin de ABD'nin de en profesyonel olduğu konulardır bunlar. Fikir dünyasına, sanatına. Yani bizde Resimli Ay dergisi vardı, Ulus vardı, Cumhuriyet vardı, Kadro Hareketi vardı. Daha ismini unuttuğum birçok gazete basıldı. Dergi basıldı ama bunların birçoğu ideolojik kamplaşmalardan sonra bizzat emriyle kapatanlar oldu. Çünkü etki altına girildiği görüldü ve devlet bunların fişlerini çekmek zorunda kaldı. Ya da devlet bazen dengeyi sağlamak için kendi yönlendiriyordu. Ama daha sonra bu yönlendirmenin de abartılı olduğu görüldü. Çünkü her tezin antitezi doğmaya çalışılıyor. Serbest bırakılmaya çalışıldığı dönemler de oldu. Dolayısıyla hiçbir zaman sanatın hiçbir türü kendi haline bırakılmadı. Tabii. Günümüzde belki daha kendi içinde gelişen bir dünya var ama şöyle bir tarihsel bir örnek bitireyim. Emin Maluf'un Afrika'nın Leo'nun Roma macerası anlatılır. O Roma macerasında İtalyan sanatının nasıl yükseldiği, nasıl doğduğunu çok güzel imgelerle sunar. Kilise tarafından desteklenmiş, kilisenin ideolojisini aktarma aracına dönüştürülmüş bir sanattan bahseder. Özellikle resim sanatı. Evet. Bugün bir Roma'ya gittiğimiz zaman herhangi bir şapelde, kilisede, katedralde gördüğümüz o muazzam çalışmalar bir yönlendirmenin ürünü. Çünkü inanılmaz şekilde fonlanmıştır. O ressamlar fonlandığı için bir şeyler doğabilmiştir. Sanat, bilim her zaman böyle ilerlemiştir. Tarihin tüm dönemlerinde bizde de böyle olmuştur ama o fonlamanın altındaki sebepleri irdelememek birçok ayrıntıyı da kaybetmemize sebep oluyor açıkçası. Çok ilginçtir. İşte bu yine 1946 ve aslında kronolojik düzlemden de çok fazlasıyla çıkmadık. Fakat şunları da söylememiz lazım. Sima, fon, sima. Bu düzlem içerisinde ilerliyor. İşte nedir? Behbi Koç'un bir röportajı vardır. Yine Ocak 1947'ye tekabül eder. Biliyorsun ABD'ye gitti. Bu Ford otomobilleri için. Ford otomobillerinin kurulumu için. Diyor ki Evet, daha sonra Taksim'de fabrikası tabii. kurulmuştu. Yani şunu diyor. Biz diyor fırsatı kaçırdık diyor İkinci Dünya Savaşı'nda diyor. Tabii nasıl bir fırsat kaçırıldı ondan bahsetmiyor. Muhtemelen ABD tarafını girmekten bahsediyor burada. Fakat ABD'nin büyük imkanlardan yani doğuda serbest bir ticaret limanı olmasından bahsederken İstanbul'da bir
Serbest ticaret limanından burada bahsediyor. Vehbi Koç'tan bahsediyorum burada. Ve ne hikmetse ki, ne hikmetse değil mi, ama bu Truman doktrininin ilan edilmesinden sonra ki böyle bir hava var memlekette, bu ifadeler birbirini tutmaya başlıyor. Yani özellikle işte kimdir bunlar? Yani Truman doktrinini öven siyasi simalar var. Bunların içerisinde tabii CHP de var baktığın zaman. İlk de o dönemki CHP'den bahsediyoruz. Ki Demokrat Parti'nin de şekillenmesi yine bununla bağlantılı aslında. Nihat Erim'den burada bahsedebiliriz. Kasım Gülek'ten bahsedebiliriz. Evet, Truman kesinlikle doktrininin, bunlar. evet, Truman doktrininin Türkiye'nin güvenliği ve iktisadi anlamda avantajına olduğuna dair ifadelerini görüyoruz. Ve biliyorsun ki Truman doktrini Türkiye'de, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 339 kabul, sıfır oyla kabul edildi. 339 kabul, sıfır oyla kabul edildi. Böylelikle Türkiye ABD yardımı alarak Sovyetlere karşı ABD desteğini sağlamak adına en önemli dönemeci geçti. 47'deki bu karar önemlidir. Tabii ki San Francisco'daki görüşmeler de önemlidir, ama bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin resmiyete, net bir şekilde resmiyete dökmesi de aslında meclisin bu konudaki kabulüdür. Çok ilginçtir. ABD hemen bundan sonrasında askeri ve iktisadi heyetler, konuşmamın başında bahsettim ya sana, hani farklı kurumlar, hastaneler açtı, farklı simaları yönlendirdi. Bununla bağlantılı yine askeri ve ekonomik yardımlar törenli oluyor ve Türkiye'ye inceleme yapmak için heyetler gönderiliyor. Bu heyetler oldukça önemlidir. Sonraki yıllarda tartışmalı olacak. Şu an ismini anmak istemedim. Harbok bazı öğrencilerin ABD'ye gönderildiğini biliyoruz. İşte ABD'de bunlar eğitim alıyorlar. Ve baktığın zaman eğitim aldıklarında bir nevi oranın güdümüne gidiyorlar. Şunu unutmayalım. 1948-1952 arasında 352 miydi, 54 müydü, tam anlamını sanıyorum yine, milyon dolarlık bir yardım yapıldı. Bu yardımlar Türkiye'nin ödemeler dengesi, cari açığına eşit bir para aslında bakacak olursak. Toplamda 137 milyon dolar, 150 milyon dolar diye yuvarlak bir rakam zikrediliyor da 137 milyon dolar olması lazım. Tabii bunlar bu bildiğimiz rakamlar bu arada. Halen bu konuda net gizli rakamlar beyan edilmedi. Beyan edilmediğinden dolayı da bunları bilemiyoruz maalesef. Tabii buna yönelik ATASE'de, Askeri Tarih Arşivinde buna yönelik mutlaka belgeler, evraklar vardır. Fakat bunun ciddi anlamda araştırılması gerekiyor. Tabii ki sonraki yıllarda işte Uğur Mumcu gibi yazarların bunları araştırdığını görüyoruz, ama bunlar bile aslında yeterli olmadığını içine girdiğimizde görüyoruz. Yani az evvel ben Muhsin ATASE'ye Ertuğrul bugün örneğini bile girmemiz çok zor. İzzet Öztoprak'ı belki bilirsiniz hocam. kısmen kısmen. Benim tez hocamdı. Aa. Evet. İzzet Öztoprak. Evet. O dönem işte Ali Fuat Cebesoy'la ilgili çalışma yap. Mesela hocam ATASE'den herhangi bir şeyi temin edin dediğim zaman 65 yaşındaydı o zaman İzzet Öztoprak. Bana şöyle demiş: oğlum bu yaşta bu kadar çalışmış, bu kadar ürün vermiş, dil tarih profesörüne bile izin vermeyin de ATES'i seni o kapıdan içeriye sokar mı demişti. Ama ATASE'ye girmek için, bak ben 2 yıllık tahkikat geçirdim ben ATASE'ye girebilmek için. Evet. Yani ben 2 yıllık tahkikat sonra ve halen girilmesi konusunda sıkıntılı bir yerdir. Ama bunları da bahsetmemiz lazım. Yani bunları da insanların bilmesi lazım. Tabii bunlar detay gibi görünüyor ama yani Türkiye'yi oluşturan unsurdan bahsediyoruz. Şu anki ideolojik çıkmazlarımızdan bahsediyoruz. Yani bu Amerikan unu, Amerikan sütü, Amerikan çikolatası, halk arasında konuşulan Amerikan sütüyle büyüdük gibi ifadeler. Yani bunlar Küçük evet Amerika olma hayali komplo nasıl evet bu komplo noktaya teorisi geldi? gibi görülebilir. Komplo teorisi olarak görülebilir. Evet, çok aşırı derecede paranoya da geliştirmemek lazım.
ama işin sonunda bir hakikat var. Yani sen Yeşilçam filmlerini o dönem içerisinde anımsayalım. Şimdi diyeceksin ki ne alakası var? Fakat bu şekilde bir literatürde sunmamız lazım. ABD'den gelen komiserlerin o dönem hatta Yeşilçam sinemasında soruşturmaları aydınlatmaya çalışması sahneleri mesela. Tabii tabii bunlar aslında yani ABD'nin CIA'nin Yeşilçam'a sızıp işte gidin bunları yapın demesi değil. Burada bir etki var. Yani düşünce anlamında bir etki var ve bu düşünce anlamındaki etkinin tezahürü aslında bakacak olursam bunlar. Ve ABD'deki yetkililer özellikle de demokratik gelişmelerde işte Türkçenin Macarca, Fince, değil mi? Estonca var bunların içerisinde. Aynı aileden ileri geldiğine dair ifadeleri de var. Bunu kim bahsediyor? Bunu Fahir Armaoğlu da yanlış anlamıyorsam bahsediyordu. Buna dair ifadeler de var. Ve Türkiye'nin Kore Savaşı'na girişi. Yani Türkiye'nin Kore Savaşı'na girişi ve Türkiye'nin Kore'ye asker göndermesi. Demokrat Parti'nin NATO'ya buna girersek yani Kore Savaşı'na destek verirsek NATO'ya girmek için bir şans olarak göstermesi ve ABD'nin yardımlarının basında 52'den bahsediyorum şu an için karşılıklı bir minnet borcu adeta olarak tanımlanmasını görebiliriz. Sadece... Ve hemen akisler var buna. Neden? Çünkü toplum nezdinde bu olaylara karşı çıkan insanlar da hali hazırda zaten var. Fakat çok kendilerini göstermiyorlar. Özellikle sol tarih yazımında, ben bu ifadeyi sevmiyorum ama bu ifadeyi kullanmak mecburiyetindeyim. Sol tarih yazımında tam olarak anlatılan, işte tam da bu döneme rast gelen, bu NATO'ya girmek için bir şans, Menderes'in, Demokrat Partisi'nin Kore'ye tam göndermeye çalışırken işte Behice Bora'nın kurduğu Türk Barış Severler Cemiyeti ve protesto gösterileri ve buna dair muhalefet ve bunu destekleyenlerin alelacele apar topar tutuklanması ve kapatılması baktığında bunun ne ölçüde olduğunu görebiliyoruz. Resmiyette daha farklı karşı çıkanlar var. Örneğin değerli dinleyenlerin ve senin de bildiğin üzere bir vekil var. Çok ilginç bir sima Türk siyasi tarihinde. Demokrat Parti'nin bu Kore'ye asker göndermesi hakkındaki bu görüşmelerinde gen soru verenler kim biliyor musun? Kırşehir vekili Osman Bölükbaşı. gen soru verenlerden bir tanesi bu. Yani tabii o hangi düşünce altında onu veriyor? Tabii orada meclis tutanaklarımız açıktır bizim. Bunları okuyabilirsiniz değerli dinleyenler. Biz NATO üyesi değiliz diyor tabii. Bunu söylüyor yani açık açık söylüyor. Fakat bunun Adnan Menderes Birleşmiş Milletler kararları doğrultusunda olduğunu beyan ederek buna bir karşı cevap veriyor. Oysa böyle net bir durum söz konusu değil. Baktığında yine Kore'ye gönderilmesi mevzusunda o dönem Hariciye Nazırlığı, pardon düzeltiyorum, Hariciye Nazırlığı kalktığında ama insan ister istemez ağzına pelesenk oluyor. Bu Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü'nün tabii yine o görüşmelerde bir desteğinin olduğunu görüyoruz. Mesela ve nihayetinde söylemek hocam yani Fuat Köprülü ve Dışişleri Bakanlığı yani bu bile ayrı belki bir yani konu. Yani ne kadar ayıp. Şimdi deniyor ki efendim Fuat Köprülü Türkiye'nin en akıllı, en bilimsel, en şu, en bu sıfatlarla tanınıyor. Bizim biliyorsun akademik mecmuamız bir başladığımız sıfatlara getiremez. Yani tamam hadi onu söyledik. Yani Hamdullah Supi sana ne oluyor diye insan ister istemez sormadan edemiyorum. Ya o görüşmeleri ben utanç içerisinde okudum. Hamdullah Supi nasıl böyle bir ifadeyi kullanabilirsin? Yani sen Atatürk dönemini görmüş bir adamsın. Milli mücadeleyi görmüş bir adamsın. Tamam sana Sovyetleri destekle demiyorum. Yani Sovyet yanlısı ol demiyorum ki o ilk meclisin o dinamiği de aslında öyleydi. Yani kendimizle idare eden bir ülke ideali. Fakat Hamdullah Supi'nin konuşmalarını okudum.
Yani açık açık şunu söylüyor, Türkiye'nin göndermesi sınır korumasıyla ilgilidir diyor. Yani ondan sonra da hiçbir tez ortaya sunuyor. Kafkasya'daki sınırımız Sovyet Rusya'yla bağlantılı olduğunu beyan ederek tehlikenin kendilerini de ilgilendirdiğini beyan ediyor. Yani bu nasıl bir hayal dünyası içerisindeki bir ifadedir. Orayı ciddi Meşrulaştırılırken meşrulaştırıyor ya, tabii. Yani inanılmaz bir durum. Ve tutuyor işte Selim Sarper'le Eisenhower, o dönem ABD'nin reisi, cumhuruydu. Onun görüşmesini anlatıyor. Yani sen bunu nasıl beyan edebilirsin, böyle bir görüşmeyi? Atatürk'ü görmüş bir adamsın. Atatürk'ün yakınlarında bulunmuş adamlardan bir tanesisin. Üstelik bir de ideolojik anlamda bir yansıman var. İşte bak, Hamdullah Supi ile nereye geleceğiz? Türkiye'de aslında, tabii öncesinde de başlayan, Türkiye'de milliyetçiliğin de aslında şekillenmesinin ne dönem, nasıl bir atmosfer içerisinde olduğunu bu simalar üzerinden ancak anlayabiliriz. bir de şöyle Fakat parantez açabiliriz hocam. Bir de tabii. Mustafa Sufi var mesela. O çok öncesinde, ama baktığın Yok, zaman çok öncesinde ama yani şu açıdan söylüyorum mesela. Mustafa Sufi Türkiye'de Sovyet ideolojisinin açıkçası önünü açan, çığır açmaya çalışan bir karakter olarak görülüyordu. Ama Mustafa Kemal o kadar net bir yorum yaptı ve o kadar isabetli bir karar aldı ki bunun sadece bir parti ya da bir çok seslilik olmadığını, rejime müdahale etmeye kalkacak bir yönelişe doğru gittiğini gördükten sonra etkisizleşti. Hala da tartışmalı bir konu ama o dönemde ne olursa olsun karakterler şeyler değişebilir ama görmemiz gereken şey şu belki de bağım ne olursa olsun Türk siyasetinin, Türk dışişleri politikası, Türkiye'nin uluslararası politikaya bakışının bağımsız olmaya çalıştığı, bağımsızlaş çalıştığı ve bunun en büyük hassasiyet olduğu konusu ön plana çıkarılmalı belki de. Biz paklarla inşa etmeye çalıştık, kendimizi ispat etmeye çalıştık. O 30'ların Türkiye'si bu anlamda tutarlı bir Türkiye'ydi. Dışişlerinde de İç ilişkilerinde çok tutarlı politikalar geliştirebilmişti ama aynı Türkiye Birinci Dünya Savaşı'ndan aldığı derste bunu üretmek, bu politikayı üretebilen Türkiye, İkinci Dünya Savaşı sonrası Kunuri muharebelerinde yüzlerce insanlığı göz göre göre Ölüme gönderdi. ve ölüme gönderebilecek bir Türkiye'ye dön. Ben Kendi sana insanlığı daha utancını söyleyeyim. Ben sana daha utancını söyleyeyim. Bunu muhtemelen görmemiş olabilirsin. İşte bu Atatürk'ün şekillendirilmesinden bahsediyorum ya. 1951'de bir Cumhuriyet gazetesi göreceksin. Şubat 1951'de. Cumhuriyet gazetesinden olan bir karikatür var. Sarığın altında komünistlerin çıktığı görülüyor. Şu algıyı da geliştiriyorlar. İrticayı destekleyenlerin aslında komünistler olduğunu, bu tezi bile işliyorlar o dönemde. Yani bu inanılmaz bir motivasyon aslında. Tabii karşı bir motivasyon, ama inanılmaz derecede bir motivasyonla bu olayı işlemeye başlıyorlar basında da. Fakat ciddi anlamda Türkiye'nin ileriki yıllarda göreceği zararı hiç kimse o an için düşünmüyor.